Yine mahallenin delisi formunda çıktım karşınıza, merhabalar. Eskişehir'e gideceğiz 1 saat sonra ve bavulum hazır ve ben hazır değilim. Saçımı salacağım falan filan, ondan sonra bir şeyler yiyeceğim, kahve falan içerim, kendime gelirim. Yavaş yavaş sallana sallana trene giderim. Hızlı trene bineceğim, Eskişehir'e gideceğim çünkü Kül Kedisi müzik halinde dansçı olarak çıkacağımdır. Bavul hazırlamaktan nefret ediyorum. Ama çok şükür bitti. 1 saat sürdü yani hazırlamam. İşte çantaları şey yaptım, hepsini kategorize ettim aşk olan. Şurada saç ürünü var. Şurada cilt ürünleri var. Şurada fırçalar vesaire var falan. Böyle kategoriler yaptım kendi kafamda. Ardında her şey çok ağır. Kalp sana geri gelmez beyim. Bir bakış hadi. Benim bugüne kadar birçok saçma sapan pozisyonda gördüğünüz zaman bu gördüğünüz en saçma şeylerden biri olabilir. Kışlardan bir şey Arkadaşlar Atina millete hayırlı olsun. Baş parmağımı kırdım sanırım. Kalp sana geri gelmez mi? Saçma niye bir şey yapayım ki, kalsın işte böyle. Trene bineceğim zaten, bomboş. Treni bu arada çok önceden aldım. Yer kalmıyor hızlı trende, biliyorsunuz. Bence okey ya. Adam alana çok bile. Şu an ciddi anda yapmak istediklerim sıralı liste. 1. Kahvaltı yapmak. 2. Trene gidip House of the Dragon'ın yeni bölümünü izlemek. Hazırlanırken hoparlörü açarım diye yanıma hoparlörü götürmeye çalışıyorum. Eskişehir bacalarınızı saklayın. Zor be. Ya zor yani, biliyorsun. Ben bir hikaye demiştim, 100 kişi falan izliyorsa bir baktım 500'e falan çıktı, 600 çıktı. Evet. Açtınız mı? Merhaba. Merhaba. Bir saattir şu bavulu çekiyorum ve geberdim şu anda. O kadar ağır ki öleceğim. Aparta geldik aşkolar ve benim alerjim asla durmuyor. Şimdi aparta yerleşeceğim. Akşam da prova yapacakmışız 8.30'da ve saat daha şu an 5'e geliyor yani. Hadi bakalım. Toperi perlalar, şimdi size kaldığım yeri göstereyim. Aparta. Aparta geldim. Ay, arka bile girmeyeyim bence ya, terlik giyeyim. Derslerimde Miami Beach yazıyor, nasıl ama? Şekilli. Şöyle küçük bir apartür yapalım ama ben de yeni giriyorum şu an, o yüzden bir fikrim yok. Ay gayet güzel havada. Benim alerjime dokunmadığı sürece her yer okeydi bana zaten. Ve burası da gayet havadar görünüyor. Demek şeyi de güzel, konumu da güzel. Size yemin ediyorum kafamı çarptım az önce şuna, bak sallanıyor. Bir şey söyleyeceğim, ben eşyalarımı nereye koyacağım? Dolap yok. Zortladık mı? Çok güzel zortladık valla. Neyse. Arkadaşlar ben şöyle bir şey yaptım. Ben burada neden biliyor musunuz? Ben burada bir hafta kalacağım. Ben bu bir hafta boyunca çalışıyor olacağım. Tek başına kalmam gerekiyor. Yani birisiyle kalmam mümkün değil. İkincisi eşyalarımı koyacak bir yer gerçekten yok. O yüzden ben şu an kendime bir tane otel ayarladım. Çıkıp otele gideceğim. Şimdi eşyalarımı toplayıp, asla şakam yok. Ben bir hafta, hani burada bir iki gece kalacak olsak neyse. Ya da böyle çalışmayacak olsam, hani sadece yatmalık gelip gitsem neyse. Ama ben gündüzleri otelde oturup iş güç yapacağım, çalışacağım. O yüzden gidiyorum. Hoşçakalın Miami terlikleri, ben gidiyorum abi. Gerçekten sabahtan beri su böyle sürmekten o kadar bıktım geldi. Gerçekten gidip uzanma gidiyorum. Zamkilerim otel şurası. Şimdi gireceğim, her şeye geçip. Yoruldum. Kamerayı silmeye bile elim dolu ne. Bu kız artık yerleşmek istiyor. Bu kız artık kalacağı yere gitmek istiyor arkadaşlar. Geldik odamıza. Gerçekten şükür şurada efendi gibi bir çalışma masası var. Ben orada bir haftalık mesaimi orada yapabileceğim şimdi. Yatak biraz fazla büyükmüş. Ben gelirse tek başıma balayı yapacağım burada gibi görünüyor. Sabahtan beri yollardayım, sürünüyorum, bavul taşıyorum. Ama şimdi güzel bir spa ile dönmüşüm mektepten. Bildiğiniz yıkıldım yani bavul çekmekten sabahtan beri. Telefon şarj olmasını bekliyorum ki eşyaları yerleştirirken reel çekeceğim. Buket Sena'nın reelinden ilham aldım. Onun gibi bir şey çekeceğim. Cuma Ankara'da sahneye çıkacağız. Cumartesi günü burada sahneye çıkacağız Eskişehir'de. Cumartesi günü Kavalyem de gelecek izle. Akşam arkadaşlarım Kavalyem hep beraber eğleneceğiz cumartesi. Pazar günü de İstanbul'a döneceğiz. Ay çok yorgunum. İza bunu ne dese beğenirsin, sen botoks mu yaptırdın? Keşke abla. Sadece yüzü çok sıkı topladım. Şey saçma. Bir konuşabilsem neler söyleyeceğim. Çok mutlu. Ölüyorum. Ben de çok mutlu. Hadi yiyelim. Hadi lanayım. 10 senelik arkadaşlık ve dile kolay abla. Canımın içi sevdi. Dile kolay. Çikolatam. Çikolata. Ne yiyeceğiz? Pilav. Bugün daha yeni pilav, tavuk pilav yedim. Hayır ya, diğer
şey yemeklerden de var ya. Sefil kombini yaptım. Kri haşurmanım ve bu ney? Böyle gidiyorum provaya. Tatlı geçiyor ya. Hardcore geçiyor. Güzel geçiyor. Tahmin ediyorum. Hardcore evet, evet, çok tatlı evet, geçiyor. Minnoş geçiyor. Müzikler mükemmel kanka. Dolans yiyeceğiz kanka. Gelip dolans yiyeceğiz. Canım. Bu şarkılar Halis mi? Ay şu o kadar öldü ki. Gümüş geldi ona. Tutsaktı beni. İza bana lollipop aldı. Çok güzel. Umut hocam. Isınalım değil mi? Yani arkadaşlar ben de sıcak gelmiyorum. O zaman ısınalım. Ondan sonrasında yavaş yavaş başlarız. Hatta gittim çorap giymedim. Şimdi çorap giyeceğimizi bilmiyordum. Gümüş geldin alındı. Mükemmel gibi. Yumuşa direkt şeyden sonra. Buradan sonrası ilk giriyoruz. 5, 6, 7 direkt girdim. 1, 2, 3, 4. Kaldım 4'te bu 4'ü hissettirdim. Burada biraz daha mesafe var. Evet. Ben de az önce çıkışlı oraya gidiyordum, çaktırmadım buraya da. Vlog çekiyor, right? Tabii ki. Yarın görüşürüz. Saat kaç? 12. Bak! Kül kedisler işte. Bir şey yapıver. Çok yoruldum. Sabahtan beri çok yoruldum. İkincisi şu halde üşüyorum şu an. İzel şeyi hatırlıyor musun? Biz bir tane hapishane dansı yapmıştık. Evet, ben hırsız. Hırsız kostümüyle şey karakolun önünden geçtik. Polis abiler çay içiyor, biz böyle. Abi yakala. Bağla hadi. Hadi kitle abi. Kitle. Harbi dans. Hadi yeteneklerinizi gösterin çabuk. Çabuk 5 saniyeniz var. En yakın çiğ köfteciye çökeceğim bu. Şu anda herkesten ayrıldım sırf çiğ köfte yemeye gelmek için ve çiğ köfte yiyeceğim. Kimse beni tutamaz. Saat 12 oldu ve ben Eskişehir'in ortasında otele yürüyerek çiğ köfte yiyorum. Buna en mutlu insanıysam. Ama saat 8.30'dan 12'ye kadar çalıştık. Yani 4'ten akşama kadar çalışacağız muhtemelen. Ay ne kadar güzel görünüyor ya. Bu otele gelmek dünyanın en güzel fikriydi. Öyle bir şimdi üstümü başımı çıkaracağım ve öyle bir yatağa hazırlanacağım ki aman Allah'ım yani oha şokanzi. Ölüyorum aman sana. Sarısı var ya deli soğuk. Eskişehir ayazı ruhumu keser. Get on ready with me. Parfümümü güzelce temizleyeceğim. Asosuzca gınaşacağım. Trende yarısını adam yanındaki hanıma sinir olarak izlemeye çalışmıştım. Oh! Sonra da zıbaracağım. Bugün gerçekten benim için çok uzun bir gündü, bitmedi. Yastıklar o kadar rahat biliyor. Anti alerjenik bilmem ne bir şeyler yazıyordu. Benim burada alerjim de düzelir. Her şeyim de düzelir yani. Düşünsenize aynı odada başka biriyle kalıyorsunuz ve yani kız rahatsız olabilir. Hani dışarıda çekiyorum okey. İnsan içindeyiz ama aynı odada kalıyoruz ve ben açık vlog çekiyorum. Sizinle konuşuyorum başkasının yanında. Hoş mu değil yani. Ne bileyim bilgisayarda işim gücüm var. Masa yok. Dolap yok. Yani mümkün değildi arkadaşlar. Ben şimdi burada o kadar çok işimi halledeceğim ki video bile çekerim ben burada. Birkaç gün üst üste böyle çekirdek yedim. Çok canım çekti, tamam mı? Boyuna çekirdek yedim ve sonuç. Şu hale bak. Oha kocaman akne akne. Cık. Televizyon akıllı televizyonmuş. Buradan izleyebileceğim. Aşırı mutluyum ve aşırı rahatım ve of ya. Keyif mi? Diyecek yok şu an. Lift mark is mine by all rights. Günaydın zamkilettolar. Dün gece saat 2-3'e kadar House of the Dragon kendisini ve incelemelerini izlediğim ve yanlışlıkla McDonald's sipariş ettiğim için saat 11'de uyandım. Aslında 7.30'da uyandım ama dedim ki uykuya ihtiyacım olacak çünkü bugün saat 4'te prova var. Az önceki yıkıklığımı görmeniz lazım. Ben buraya gelip oturdum. İki kişilik menü verdiler yani iki tane menü verdiler. Ben tekim. Menemen söyledim. Menemen yiyeceğim. Tam kilitler menemen geldi. Ben şimdi House of Dragon incelemeleri izlerken bunu yiyeceğim. Selam askolar, ne haberdi? Sabahtan beri kendimde bir kırıklık hissediyorum. Böyle merkez hasta olacak gibiyim. Böyle alerji, hastalık, böyle soğuk her şey bir yere gelince böyle sabah mal gibi uyandım ve o yüzden aşağıya sipariş ettim.
çok iyi geliyor şu an bana. Bu aradası bir şeyler, bir yerlere girdim böyle burnumu açsın diye. Red Bull içmek istiyorum. Pamuk gibiyim ben. Vallahi pamuk gibiyim. Saat şu an akşam 8.30 ve... 8.30 ne ya? 6.30. Çok bir şey yapamadım çünkü efendim bekliyorum. Bir şeyler yapıyoruz, sonra pat prova oluyor. Onu hallediyoruz, sonra işte sürekli koşuşturmaca halinde. Provada da çok bir şey çekemiyorum. Şimdi bu salonda prova yaptık. Yarın perşembe cuma sahnedeyiz yani. O yüzden sürekli bir prova hali var arkadaşlar. Öyle şimdi yemek yemeye çıkacağız. Sonra provaya devam edeceğiz. Bayağı gece 12'lere kadar çalışıyoruz. Az önce motoru ay çok tatlı falan dedim ya, motor bu işte. Ay çok güzel şu an. Önüne bak. Ay çok güzel. Diğerleri daha büyük olma şansı var. Omuzlar biraz genişti. Omuzla yiyeceğim şimdi. Ay çok tatlı. Eğilmeni falan engelliyor ama. Yok, engellemiyor. Benim poşetim dolu. İşte bir moda queen'i. Bu da diğer kostümümüzden filer zavva. Ama işte bu böyle bol oldu. Baksana. Şöyle olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 demet diyeceğim ama saat 3'e falan geliyor. Saat 3'müş hatta. Sabahtan... Ay makyajım ne güzel olmuş. Sabahtan beri odada video editliyorum, bugün perşembe ve video atacağım sana o yüzden. Şimdi müzikal için bir şeyler konuşacağız. O yüzden Spark Starbucks'a gidiyorum. Hem de laptopumu yanıma aldım arkamda şu an. Oradan da videoyu halledeceğim bir yandan laptop'tan. Bir de yemek yiyeceğim. Saat 3 ve ben hala hiçbir şey yemedim. Ay gözümü çıkarmıyordum. Spark'a en son ne zaman geldim asla hatırlamıyorum. Ve şey çok garip. Benim burada 10 sene öncesine falan anılarım var. Çok garip geliyor. İnsanlar bana bakıyor şu an. Her zaman gibi ve asla salamayacağım. Ay hava bugün çok güzel. Çok güzel. Kanlı kavak yedi. Şimdi Özge bana kanlı kavak yedi ve dedi ki üniversitedeyken biz burada hiç öyle şeyler yedik. Evet yoktu. Ben buraya son zamanlarda ne zaman gelsem herkes kanlı kavak diyor. Ben hiç gitmedim. Gidelim bir gün. Aşkım seni de göstereyim. Bu insanları random bir şekilde çekiyorum sapık gibi. Kameraya el sallama. Biz cheesecake ve limonata ikilisi yaptık. Şimdi Özgemlere gideceğim. Makarna yiyeceğiz. Aa makarnayı göstereyim bak. Aa size çok güzel bir şey göstereceğim. Lazdan. Artık çevrenin güzelliğine bakın. Ne kadar tatlı. Çok tatlı. No wow. I tamam mı no. Otele yerleşme şeyimi ben real olarak atmışımdır şu ana kadar diye düşünüyorum. Instagram'dan izleyebilirsiniz otelin ayrıntılarını. Şu an asla hatırlamıyorum oteli çektim mi, çekmedim mi, gezdim mi, gezmedim mi size vlogda asla hatırlamıyorum. Bugün perşembe, o yüzden perşembe videomu attım. Akşam 8.30'da prova var. 8.30'a kadar 2 saatim falan var. Şimdi Özge ile o yüzden yemek yemeye gideceğim. Onların evine gideceğim yani. Sonra da provaya gideceğim. Yarın Ankara'da sahneye çıkıyoruz. Bir gün kaldı. I'm too good today. Just remember that. Yeah. I'm gonna cook it all day. Bugün tight giydim ve Among Us çoraplarımı giydim. Bence çok önemli bir ayrıntı. Some things gotta change. I we used to be crazy in love. Can we go back? Neyse saçmalıyorum. Şimdi çıktım otelden, hep unutuyorum çekmeyi, bak şimdi. Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Niye hiç gelmiyorum bilmiyorum. Kim bilir random olarak ne kadar fazla insanı çekmişimdir de, hayırlısı bakalım. Akşam yemeği olarak mac and cheese. İyice kumpir gibi böyle makarnanızı seçiyorsunuz. Ondan sonra soslarını seçiyorsunuz ya da üstünde tavuk mu köfte mi balık mı neyse onları seçiyorsunuz bilmem ne. Sonra yiyorsunuz, bu akşam bundan yiyeceğiz. Daha yeni açıldı, haberiniz olsun Eskişehir'de. Kumpir gibi vallahi makarna yiyorsunuz. Bakın şöyle. Çok güzel. Çok açım, çok açım, çok açım. Makarna istiyorum. Bakın tezgahın arkasına geldik. Vuhu çok havalı. Aynen, sos mac and cheese sosu olsun. Dana köfte alabilir miyim? Tabii ki. Evet, soğan isterim. Kuru domates olsun bir de. Rende herhangi bir peynir fark etmez. Allah'ım o kadar açım ki.
Aşktan gebereceğim. Birazdan buradan eser kalmayacak söyleyeyim. İnanılmaz lezzetli. Bir şey söyleyeyim mi? Tıka vazanda doyuracak seni abi. Bence de öyle görünüyor. Bayağı bir var yani. Kapat çıkıyor. Gel yemek için tutacağım. Senin böyle bir şey içmen lazım. Çok kötü. Bu alerji ama. Kediyi sevdim ve elimi burnuma sürdüm şu an. İnanmıyorum. Bunu da tadına bak. Birazdan da eser kanacak. Bakayım ben. Bu tavuk turşulu ve mısırlı. Şey olarak nasıl? Bu benim en önemli projelerimden. Bizim aramızda duygusal bir bağ oluştu. Birbirimizden kopamıyoruz. Ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Sen poz mu veriyorsun? Aman Allah'ım! Aman Allah'ım! Bir soğuk havada yapılabilecek en güzel aktivite. Nene çayı geldi. Jungle çayı. Jungle çayı. Hanımefendi! Hanımefendi bu ayakkabı size uymaz. O zaten balaya bile gelmedi. Başladık yine mesaiye diye ben. Çok iki saat olmak üzere bir... Kapsam tam saçını kestirmiş. Maşallah, maşallah. Nazar değdirmeyin kız, valla döveriz. Buğulu bak biraz. Şimdi boşluğa bak. 45, 90, 45, 90, 45, 90. Umutsuz bir şekilde bitirmemizi bekliyordu. Çok acı çekiyordu çok. Güzel bir güzellik ya. Evet, öyle olmaz. Ne oluyor? Süper. Tamam, iyi. Evet, Çile'nin telefonunu laps ettim. Çile'nin telefonu artık bende. Beğenmeyin, abone olmayın. Bana mı olur? Ama evden çıkmayın, ben onu şey yapacağım. İki mürendimizi görelim. Tüm güzellik sadelikte. Değil mi? Anlattık bu hikayeyi diye. Herhalde. Bir fotoğraf. Dilenci değilim. Dilenci değilim ama bir fotoğraf alabilirim. Yarın bu saatlerde dönüyor olacağız. Hatta belki de dönmüş olacağız. Size bir şey göstereceğim şimdi. Sabaha kadar buradayım. Kendime bir gece planı yaptım aşkolar. Gidip Burger King alacağım, yoldayım şu an. Dünya ile benim aramdığını yeni bölümünü izleyerekten gideceğim. Selam tatlılarım. Aynen şu şeklim hayal ettiğimden bile mükemmel bir orta. Ve dümdüm. Yüzümü falan temizledim. Her şeyimi yaptım. Küçük bir duş aldım ve yemeği yiyeceğim. Dizimi izleyeceğim. Ondan sonra yatacağım. Sabah 11'de otobüs var. Ankara'ya gidiyoruz. Hazırım şimdi otobüse doğru gideceğim. Ya şu rüyalardan siz de görüyor musunuz? Kesin görüyorsunuz. Herkes görüyordur. Şimdi otobüs 11'de kalkıyor ya. Bir uyanıyorum saat 11.30 ve bensiz gidiyorlar falan. Rüyamda gördüm ve o kadar gerçekçiydi ki gerçekten kaçırdım falan sanırım. Hani çok saçma bir şekilde. Sonra bir uyandım saat 9.30 daha. Hadi gidelim. Günaydın, günaydın, günaydın. Herkese günaydın. Günaydın. Günaydınlar. Günaydınlar. Otobüs yok, biz varız ama otobüs yok henüz. Kardeşim nedir bu şey, prova aşkı ya? Yeter artık ya, kuruttun bizi, kuruttun. Yeter artık. İşte bugün Ankara'dayız. Heybetini gizli tut yiğidim. Duruşun çakalları korkutuyor. Turizmi sayıyor. Efendim yolda çişimi tutamadım. Yok acıktım, yok su almayı unutmuşum, yok kahve içmeden özellikle Starbucks içmeden uyanamıyorum diyen arkadaşlarımız indirmiş. Bir şikayeti sorunu olan kendine saklasın. Turizmin adını duyamadık ya. Benzinmiş. Öz kül kedisi turizm. Doloş kombana sandviç almış. Teşekkür ederim. Umut Bey. Merhaba. Rüyamda 11.30'da uyanıyordum ve sen beni arayıp ben azarlıyordun. Biz sensiz gidiyoruz falan diye. Bak bu kadar. Geldiğinde direkt Çilem nerede diye sordum fark ettim. Gerçekten mi? Bir günde tanıp bir günde sağlamasını yaptım. Bir gün aradım Umut'a, diyorum ki aşkım ben kayboldum öpe. Çilem yeter artık. Allah'ın belası. Köstek olmaya mı geldik? Köstek olmaya. Çok acımasızlık mı? Mola. Mola. Mola'ya geldik. Ağzı tarmak. Bütün aşkolar. Yürüyün. Su süper. Şimit tuvaleti. Su
para kazanmamı kapatıyorsunuz. Mika neden 30 lira? Sadece bunu sormak istiyorum. Sedakan'dan 1 liraya aldığım biskolataya bak 10 lira. Güzelmiş mi aslında? Yukarıdan aşağıdan. Evet. Bir şey sormak istiyorum. Evet, tabii ki. Sor. Sen beni paylaştığından beri bana böyle bildirim geliyor. 200 kişi gönderini beğendi, 300 kişi gönderini beğendi. Ekstra değil, toplamı 300 kişidir. Eklenince 300'e tamamlanınca öyle olmuştur. Tamam, teşekkür ederim. Evet. Hiç böyle bildirim almamıştım. Tabii ki, benim evet, danışmanlık ücreti. Yok. Şu 50 lira. Benim internetim bile yok. Para toplayın, bilgi alacağız. Baş döndüren Calgın sen, bir daha yapalım. Bir şey söyleyeceğim, ciddi ciddi çok güzel saçlar, maşallah. Senin saçın da çok güzel almış, he, maşallah, maşallah. Burayı kaçırdık ama. Ay bir daha, bir daha. Oha çok tatlı olmuş ya. Bakayım. Ben yazdım. Bu bardağı ömrümün sonuna kadar saklayacağım. Çok güzel olmuş. Sarasvati peri. Sarasvati gördüm dedim ki. Oha nasıl tek seferde anladılar Sarasvati? O da dedi ki ben yazdım. Ben yazdım. Ya evet yani. Karşım çok küçük olmuş ya. Biraz daha büyüğünü alsaydım. Öksüz doyuran dedim. Öksüz doyuran. Öksüz doyuran. Bir saattir filtre kahvenin en küçük boyu ne diye tartışıyoruz. Lidl. Lidl diyoruz. Saçma sapan şeyler. XX small. XX small. Çok basit bir şeymiş aslında. Gayet short boymuş yani. Diyor ki çocuk boy olarak da çağırabilirsiniz diyorum ki o kadar size boşuna İngilizce okumadık. Short olsun. Onu hiç görmemiştim. Birden depremini açtı. Bana bir hareket yaptı. Şak! Lütfen bu bir joke. Ben mango olmuşum orada. Ne yapıyorum? Çok şaşırmışım ya. Neredeyiz İzel Hanım? Yo şaşırın. Lokasyon bildim. Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi. Aa, sahne turu. Oha ne güzel oldu ışıklar. İhtiyacın olan müzisyen var mı? Afiyet olsun Zamkiye. Gittikçe korkunç bir hal almaya başlıyor. Açılan saçımı ördük ki de. Ama evet. Gel dur ışığa doğru tut. Oldu. Bayılırım saç örmeye. Oturuyordu böyle aldım. Gel kızım buraya saçını öreceğim dedim. Ördüm. Malzeme güzel o yüzden kızım. Aa çok yorgundu aslında. Bir son ben hiç yorgun değilim. Bana verdiğin ilacın adı neydi? Ney? Ha. Supre değil mi? Farmaton. Farmaton. İşte ondan verdi bana. Böyle dolaşıyorum ama. Bir halaklığa bakar mısınız? Bütün çayı döktüm. İzel diyor ki elin yandı mı diyorum. Elim umurumda değil. Telefonuma bir şey oldu. İzel'in bu ısınıyor. Isınıyor da o sırada dansçılar aralarında bir şeyler konuşuyorlardı, hiçbir fikrim yokacak. Kökan bir şeyler anlatıyor yine. Mail atıyorum hocama yok yazmasın diye. Evet. Öğrenci olmak zor. Çok zor. Umarım anlayışlı bir hocadır. Türk kedisi kadın. Yok çok hissediyorum. Tamam. İsim neydi? Çıkaramadım. Prenses olup daha sonra Türk kedisi bir bey kardeşim. Tabii yani eski mahalleme gidip böyle yapıyorum. Paraları söyle söyle. Türk kedisinin rahmetli annesi. Aa gerçekten mi? Türk kedisiyle kalede bir gün. Kale turu. Babamın parasını kalleş. Yediler. Ya. Yazıklar olsun. Servet avcıları. Bu birisi mi ya? Ya biraz estetik görünüyor. Ama Allah. Bayağı bir sahne provası alıyoruz ve ben ölen dizi. Bayağı ölmüş durumdayım şu anime bak. Arkadaşlar hazırlanmış. Tam bir kaos doyundan hiçbir şey çekemedim. Ama hazır olmuş halim bu. Çok acele yaptım ben gecemi. Aşırı acele yaptım. Ne var lan benim? Kırmızı var. Kırmızı var. Aşağıya benim mavi. Kırmızı üstündeki şey kırmızı yaptım. Oraya... Bakın tren halinde birbirlerinin korselerini yapıyorlar. İşte aman Allah'ım. Yeşil, evet. Hemen yeşilin içine almamız lazım. Çok güzelmiş. Çok iyi. Eskişehir'deki. Eskişehir'deki. Hayır, bu şey sattı. Söylediğin bu sinirliyim. Sakın.
okuyorum bir daha ya.